Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Özellikle Trabzonspor'u dostlarım, yeni görenler kanalımızı takibe alın ve bildirimlerinizi açın. Ben videoyu çektiğim dakika telefonunuzun ekranına videom gelsin arkadaşlar ve hemen tıklayıp hızlı bir şekilde izlemenizi istiyorum videolarımızı. Şimdi Sörlo TV'de konuşuluyor, sosyal medyada konuşuluyor, spor programlarında en üst noktada Sörlot var. Fenerbahçe'nin gündeminde, bizim gündemimizde. Gelecek mi, gidecek mi, Almanya mı, Türkiye mi derken arkadaşlar kafalar karıştı. Ben bir öncelikle Sörlot cephesine bakacağız. Leipzig takımındaki son durumunu değerlendireceğim. Türkiye gelişi, Trabzonspor takımına gelme durumu nedir? Birazcık bunları yorumlamak istiyorum sizlerle ve Bakasetas'tan bir istek var. Bunları değerlendireceğimiz yine dolu dolu bir video geliyor. Sonuna kadar izleyelim. Şimdi arkadaşlar, takım bugün izinliydi. Takım maçını oynadı. Antalyaspor maçından gece döndü. 2-3 gibi Trabzon'daydı. Sabah bir antrenman gerçekleştirdiler. Bu antrenmanın amacı oynayan oyuncuları dinlendirmek. Hani hareketli bir şekilde dinlenme, bakın. Yatarak dinlenme değil. Orada bir hafif bir sağ idmanı, düz koşu. Arkasından da fitness salonu, sauna, masaj derken oyuncuları rahatlatmak. Ve oyuncuların kan akışını hızlandırarak hareketli bir şekilde dinlenmelerini sağlamak. Bir diğeri de oynamayan oyuncuların da teri atmasını sağlamak. İlk gün antrenman yapıldı. Bugün takımımız dinlendi. Bugünkü dinlenmek çoğu şeye ifade ediyor. Ne? Gidin kafanızı boşaltın. Hiçbir şey düşünmeyin. İki tane maç kaybedildi. Evet, bu maçları unutun. Ama arkadaşlar, bir taraftan da takımın hem fiziksel anlamda dinlendirerek yukarıya çekmek, hem mental anlamda yukarıya çekmek. Bazı zamanlarda bazı şeyler monotonlaşıyor. Ya abi, o kadar para alıyorlar, neyi monotonluğu diyenler olabilir. Evet öyle, ama arkadaşlar, oyuncular da insan, oyuncular da makine değil. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi çok önemli bir maç var. Bu maçtan önce hem mental anlamda hem fiziksel anlamda hazırlanmamız lazım diye düşünüyorum. Ve takımımız, bakın, maç oynadı, dinlendi. Teridmanı yaptı, dinlendi. Yarın bir teridmanıyla beraber yine 45 dakika, 50 dakika bir teridmanıyla beraber çıkacaklar. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Takımımız mutlaka, bizim görmediğimiz bölümler var kulübün içerisinde. Mental anlamda rakiplerini analiz ediyordur, yediği gollere bakıyordur, hataları nerede yaptılar, nasıl goller yediler, neyi doğru neyi yanlış yaptılar, bunların bir dersini çıkartıyordur diye düşünüyorum. Zaten bazı zamanlarda bu kadar yoğun dönemlerde, örnek vereceğim, Şenol Güneş döneminde bizler de Şampiyonlar Ligi oynadığımız sezonun 50'nin üzerinde maç oynadığımız dönemde bizim odamızı artık toplantı o kadar yoğun oluyor ki, iki günde sürekli bir analiz yapıyorsun, kendini izliyorsun, rakibi izliyorsun, rakibin oyuncularını izliyorsun, santroforuna bakıyorsun derken Şenol Hoca bize CD gönderiyordu. Odalarımızda biz rakiplerimizi bilgisayarımıza takıyorduk. Herkes televizyon ekranı var işte. Televizyon ekranından ya da bir şekilde izleyebiliyordu. Analizimizi, tekniği, her şeyi kendimiz yapıyorduk. Tabi bu ara bilmiyorum, Brezilyalı oyuncular, Afrikalı oyuncular ne kadar CD'yi takıp Jaja'yı mesela nasıl dinleteceksin, izleteceksin. O ayrı bir konu ama tabi her oyuncu ne kadar bir takım futbolda olsa bireysel anlamda da sorumluluklarının olduğunu unutmamak lazım futbolda da. Ne kadar takım oyunu olsa da neyse, mutlaka mental anlamda hazırlanıyorlardır. Ama mesela Antalya maçına hazırlanmadan çıkabildik. Neden? Şimdi geldik Kopenhag'dan direkt Antalya. Antalya'dan geldik, şimdi direkt Kopenhag maçı. Çok ciddi anlamda bir hazırlanma süresi olmadı fiziksel anlamda. Ama Trabzonspor takımımız, önemli olan mental hazırlanması. Çünkü yetenekli oyuncularımız var bizim ve mental anlamda hazır olmaları önemli. Bakasetas, ben oynamak istiyorum diyor arkadaşlar. Bakasetas'ın ayağı şu an oynamaz durumda. Bakasetas, ben ama oynamak istiyorum, ne olursa olsun bu maçta beni çıkartın dediğini duyuyoruz. Bunlar güzel şeyler. Diğer takım arkadaşlarına da ateşler. Oynayıp oynamaması çok önemli mi? Kısmen. Bakasetas, hani eski bir Bakasetas'ın performansını görsek, ya ölümün oynaması lazım, Bakasetas olmazsa turu geçemeyiz diyeceğim size, ama öyle bir performans sergilemiyor Bakasetas. Hoca Bakasetas'ı risk etmez. Hani risk edilecek bir maç belki, evet, ama Bakasetas'ın gerek performansı gerekse de ayağındaki durum, eğer sakatlanıp sağdan 10. dakikada 15. dakikada çıkacaksa takımın ritmini de bozar, takımın ahengini de bozar. Hocalar bunları da hesap eder. Bana bu adam 90 dakika oynayacaksa sahaya girsin diyeceklerdir mutlaka. Onun için de ben Bakasetas'ın işini riskli görüyorum. Malik Hamçık zaten olmaz. Hüseyin Türkmen'le alakalı bir bilgi akışı yok hala. Ve Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeler bu şekilde. Şimdi gelelim transfer gündemimize. Şimdi Sörlot detayını bir konuşalım arkadaşlar. Sörlot şu an Leipzig takımında 4. santrafor. Şimdi ilk hafta oyuna girdi, 5 dakika forma şansı yakaladı. İkinci hafta arkadaşlar oynamadı. Üçüncü hafta kadroda yok, sakatlık yaşadığı söyleniliyor şimdi 3. hafta için. Ama
Şimdi yerinde oynayan 3 tane santrafor var şu anda ve Sörloth 4. santrafor. Öncelikle bu santraforun bir tanesi Chelsea'den geldi. Timo Werner ve bu oyuncu geçen sene Chelsea'de 37 tane maçta 11 tane gol atmış bir oyuncu. Bu sene 2 tane maça çıktı ve 1 gol attı. Hemen arkasından geçen seneki golcüleri Alan Nkunku. Bu oyuncu da arkadaşlar 52 tane maça çıkmış geçen sene. Bakın Leipzig'de 35 tane gol 16 tane asist yapmış. Takımın göz bebeği zaten. Üçüncü forvette geçen seneden gene kalma 17 tane golü var. Valente da Silva. Bu oyuncu da gene geçen seneden kalma. 3 tane çok önemli santrafor var Leipzig'in ve Sörloth 4. sırada arkadaşlar. Ve Sörloth'un bu takımda oynama şansı çok düşük. Sörloth evet burada kalmak istiyor, mücadele etmek istiyor. Hani yani burada oynayacağına inanıyor. Sonuçta milli oyuncu, iyi bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. Evet daha hani bu takımda oynayabilecek kapasitesi var mı? Bana göre var ama rakipleri çok iyi arkadaşlar. Rakipleri leblebi gibi atarken Sörloth bu takımda çok fazla etkinliğini sürdüremedi. Şu anki görüntüde oynama şansı çok zor. Hani biz dışarıdan daha net görebiliyoruz bazı şeyleri. Çok zor. Ve Sörloth'un gönderilmesi gündemde. Ama Sörloth'tan bir bonservis bedeli talebi var. Kiralıktan ziyade Leipzig takımı Sörloth. Çünkü olmadı arkadaşlar. Tutmadı Leipzig'de. Ve Leipzig Sörloth'u satma planı var. Şimdi Fenerbahçe devreye girdi haberlerini. Zaten aylardır, yıllardır okuyoruz. Ben Sörloth'u bugüne kadar hiç konuşmadım. Hiç değerlendirmedim bakın. Şimdi gerçekten sesler yükseliyor. Ve takımımızda ciddi bir golcü eksikliği var. Bakın. Takımda Cornelius, Giannini, Kouassi, Santofo'da oynayan diğer oyuncular şimdi. Ben Sörloth'un geldiği zaman Cornelius'un ne yapacağız çok merak ediyorum. Sörloth gelirse bu takımda senin bu oyuncu 90 dakika sahada tutman lazım. Hani her maç oynatacaksın. Sörloth'un ve Cornelius'un yan yana aynı takımda zor arkadaşlar. Bana göre sen Cornelius'tan yollarını ayırabilirsen Sörloth alabilirsin diye düşünüyorum. Şimdi Sörloth'a ne kadar para isterler orasını bilemem ama Cornelius'un bonservisinden iyi para kazanabilirsin ama böyle bir macera, böyle bir detaylar, böyle bir olay olur mu? Bana göre çok zor arkadaşlar. Sörloth Trabzonspor takımına çok zor. Yönetimimizin Sörloth'la alakalı yoklama yaptığı, bir piyasa araştırması yaptığı, ne kadar para ödenecek gelirse, Sörloth ne kadar istiyor, bütün bunlarla alakalı bir çalışma yaptığını hepimiz biliyoruz Sörloth'la alakalı. Hani yani şimdi ateş olmayan yerden duman çıkmaz ve Sörloth'un adı Trabzonspor takımımıza geçiyor. Şu an Leipzig takımında 4. sırada. Ülkesinden Almanya'dan daha doğrusu oynadığı ülkeden Almanya'dan özellikle Hoffenheim'in, Mönchengladbach'ın birçok takımın adı geçiyor. Almanya'da kalacak gibi duruyor. Şimdi Sörloth peki Trabzonspor'a neden gelsin? Geçen sene gelmeyi düşünmedi. Sıcak bakmıyor. Geriye adım atmaz dedik. Ama arkadaşlar bu sene Şampiyonlar Ligi detayımız var. Eğer Sörloth ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Kendimi tekrardan ispatlamam lazım. Hani kiralık gelebiliyor mu bilmiyorum. Kiralık gelse nasıl olur? Takımda Cornelius varken, Giannini varken bir de Sörloth geldi mi çarşı karışır bana göre. Bana göre böyle bir planlama, sıkıntılı bir planlama arkadaşlar. Sonuç olarak Sörloth transferi zor bir transfer. Bunu ilerleyen günler gösterecek yönetimimizin bu oyuncuyla alakalı girişimler yaptığını bir bilgisi var. Tabii ki de ben de çok merak ediyorum. İnanın bununla alakalı kimse net bir şey söyleyemez. Gelir gelmez sadece yorum yapar. Ben sadece zor görüyorum. Türkiye şu an gelebilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Direkt oynayacak olması, bildiği bir camia, sevildiği bir camia ve Türkiye Ligi'nde oyuncu işi çözdü. Atıyor, bir şekilde atıyor, leblebi gibi atıyor arkadaşlar. Onun için Sörloth'la alakalı değerlendirmelerim, bu şekilde yorumum, bu şekilde gene elimden geldiğince değerlendirmeler yaptım. Sabah vakeme detayı verdim, çoğu arkadaşımız gelsin diyor, kimisi artık vakemelik bir durum değil diyor ama bizim gerçekten ileride kreatif oyuncuya ihtiyacımız var, topu tutan oyuncu, eksilten oyuncuya ihtiyacımız var. Trezeguet'in bir önce toparlanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi Trezeguet de böyle devam etmeyecek. Yani artık bu adam bir yerde patlamasını yapacak. Bu şekilde devam ederse çok büyük sıkıntı olur. Gerçekten çok büyük sıkıntı olur. Trabzonspor takımının hiçbir hedefine ulaşamayacağını düşünüyorum. Eğer Trezeguet bu şekilde devam ederse, Viskan sakatlandı. Sen kanatlarda gerçekten sıkıntı yaşarsın. Büyük bir sıkıntı yaşarsın. Bu takım illaki düzelecektir. Yani Abdullah Avcı tecrübeli bir teknik adam. Abdullah Avcı bunun üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Takımımız hani ilk yarıları kötü başlıyor. İkinci yarıları bir tık böyle vitesini yükseltiyor. İkinci yarıları biraz daha özverili oynuyor. İstekli oynuyor. Bir ateşleniyor. Bunu neden kafadan yapmıyoruz? Önemli olan soru bu. Oyuncuların kafadan iyi başlaması lazım. Taraftarı arkasına alabilmesi için ki bizim taraftarımız maşallah özellikle son 2 senedir. Her anlamda yense de yenilse de farklı da olsa her anlamda arkasında taraftarız oyuncularımızı. Her zaman desteklerini veriyorlar. Bunları net bir şekilde televizyondan da olsa, stat'tan da olsa görebiliyoruz. Altay'da maçında bile hiç durmadan orada kafes gibi yere koymuşlar insanları.
Orada bile hiç durmadılar. Maç boyu bağırdılar. Helal olsun gerçekten. Takımımızın her anlamda yanındalar. Kulübümüzün gerçek sahipleri. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Değerlendirmelerimi yaptım. Yorumlarımı yaptım. Sörloth gelir mi? Bana göre zor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yorumumu yapayım. Sörloth transferle alakalı yoklamalar onlar bunlar deniliyor ama takım içinde dengeler alt üst olacağını düşünüyorum Sörloth'la beraber. Ama Sörloth'un Leipzig'teki kariyerine bakıldığı zaman orada bir kariyer onu beklemiyor. Onun yeni kariyeri neresi olacak ben de çok merak ediyorum. Kulübü kiralıktan ziyade satmak istiyor. Fenerbahçe devrede. Trabzonspor takımı şu an biliyorsunuz öncelik bizde. Trabzonspor takımının bir yoklaması var. Göreceğiz arkadaşlar nasıl sonuçlanacağını bu transferinde. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah.